Benim yani çok iyi solistlerle, yani dünya çapında solistlerle. Geçen sene Salvatore Accardo vardı. Roma'da bir konserde solistti. Şu anda mesela orkestradan biri dinletil, müthiş bir kemancı var, genç bir kız. O dinletildi, onun okuluna gidiyor bu yaz. Yani başka çocukların önünü açmak açısından da çok önemli. Bu sene Viyana'da var konser. Almanya'da iki yerde var. Viyana'da konserleri var. Falan böyle gitgide Genişliyor. genişliyor. Evet ve yani çok çok mutluyum. Çok gurur duyuyorum. Evde müzisyen olması nasıl bir şey? Bu sizi daha müzikten daha iyi anlama, yani böyle bir Ya muhakkak tabii kabiliyet ki bu geçiyor kadar mu sizde? sene sonra. Yani ben tabii baleden geldiğim için klasik Zaten müzik, evet, zaten kulağınız yani her aşinaydı. türlü müziğe daha çok, yani ben her türlü müziği severim. Sevmediğim bir şey pek yoktur yani. Etnik müzikleri severim, klasik severim, caz severim, Türk sanat müziği severim, türkü severim. Yani hepsini severim ama tabii ki yani özellikle klasik müzikte onun konserlerine giderek, başka konserleri takip ederek, üzerine konuşarak daha fazla şey bilgi edindim. Normal. Herhangi bir oyuncudan herhalde. Peki oyunculuğunuzun da bir şey var mıdır sizi mesela değerlendirirken eşinizin tavsiyesi diyebileceğiniz ya da tavsiyesi olmasa bile Ya bazı önerebilirleri? şeyler bu daha çok yani bir filme ya da bir tiyatroya karar verirken değil, daha çok şeyde oluyor bu. Yani daha çok sivil itaatsizliklerde oluyor. Soruyorum yani Cem çok mu ileri gittim acaba yani? Kendini Acaba bir tutamadı mı? müddet bir geri planda mı dursam, ne yapsam falan diye ona danıştığım Danıştığım. oluyor, Peki bu evet. konu oraya gelmişken düşünce biçimi olarak hani bu demokrasi şeyinden bahsettiniz ya az önce. Benzeşir mi düşünceleriniz? Şu anda evet. Başta ilk birlikte olduğumuzda farklıydı. Yani o darbe sonrasıydı. İşte yani Türkiye'de birçok insana yutturulduğu gibi ah kan durdu falan diye bir fikri vardı ama zaman içinde öyle olmadığını gördü. İki ayrı aslında yaşantılarınız var diyebiliriz, değil mi? Yani şey açısından söylüyorum. Hani Cem Bey müzikle ilgilenirken siz Lale Hanım hani bu yeni anayasa paketi süreciyle ilgileniyorsunuz Yo, aslında. Cem de bu kadar kopuk değil aslında. Mesela Ermenilerden özür dileme şeyinde o da imzasını verdi. Yani çok farklı düşünmüyoruz. Ama o çok daha yoğun çalışıyor. Yani Siz benden daha çok da. vakit Ben şimdi ayırıyorsunuz bu anladım. özellikle bu sene öyle haftada bir iki gün çekimim olduğu için çok rahat. Yani her şeye karışıp bulaşabiliyorum. Evet, yeni anayasa platformu diye bir platformda çalışıyorum. Türkiye'yi dolaşıyoruz. Anayasanın önemi, ne istendiği. Soruyoruz. Bunları cevaplar halinde bütün görüşmeleri kaydediyoruz. En son Erzurum'da ve Kars'taydım. Ve seçimlerden önce bütün partileri, AK Parti dahil olmak üzere CHP, bütün parlamentoda olan ve olmayan bütün partilere bunu bir rapor olarak insanlar bunları istiyor diye rapor olarak sunacağız. Peki ne istediklerini gördünüz mü? Genellikle barış istiyorlar. Yani en önemli şeylerden biri o. Artık savaş Bu istenmiyor. gittiğiniz coğrafyaya göre de değişiyor mu fikirler? Yo, Adapazarı'na da gittim. İşte oraya da gittim. Gideceğim daha birçok yere daha gideceğim. Karadeniz falan var daha. Yani çekimle çakışmadığı sürece çoğuna katılıyorum. Peki ne nasıl hissediyorsunuz oradaki insanlarla buluştuğunuzda? Yani bu tür meseleleri Ya konuşmak. benim için çok öğretici oluyor. Mesela bir tanesi çıktı bana dedi ki yani soru, şimdi en önce biz bir kısa konuşmalar yapıyoruz 3-4 kişi. Bir tane yöneten oluyor. Ondan sonra herkese söz veriliyor. Her isteyen çıkıp ben şunu 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 talep ediyorum diyor. Ondan sonra soru cevap bölümü var. Sorular alıyoruz ve bunları cevaplıyoruz. Değişik insanlara sorular soruluyor. Ve buradaki en önemli şey herkes, yani ben de ilk girerken şuydu. Mesela yani ben hukukçu değilim. Ne demek yani yeni anayasa platformunda ne işim var? Yani şu şekilde çok güzel anlaşılıyor galiba. Diyelim ki bir ev yaptıracaksınız ve bir mimar çizecek bunu. İyi de yani sizin evi nasıl istediğinizi tarif etmeniz gerekiyor içinde yaşayacak olanı. Şu kadar oda mı? Balkon lazım mı? Ne bileyim bahçe nasıl? Falan bahçeli olacak mı? Kaç katlı olacak? Şimdi bunu tarif edecek olan biziz, vatandaşlarız. Bütün Türkiye coğrafyasını dolaşıyoruz ve nasıl bir ev isteniyor?
Ondan sonra mimarın değil, bu durumda anayasa olduğu için hukukçuların önüne konacak. Buyurun kardeşim, insanlar böyle bir anayasa istiyor. Aslında hukukçunun olmaması, daha bağımsız olarak bu tür sorunlara yaklaşılması daha faydalı, daha çözümcü. Zaten toplantılara katılanlar çok daha az hukukçu var. Normal normal insanlar Daha katılıyor. farklı, daha değişik fikirler ortaya çıkıyordur, değil mi? Evet, çok değişik fikirler ortaya çıkıyor. Bazen mesela istediğiniz kadar anlatın, katiyen anlaşılamamış olduğunuzu hissediyorsunuz. Biri çıktı dedi ki, neredeydi? Erzurum'da galiba, hatırlamıyorum. İşte anayasa, devlet baba diyoruz ama dedi biz iyi bir çocuk olabildik mi? Şimdi bitti. Yani orada o kadar saat konuşulmuş. Demek ki anlatamamışım. Şimdi ben burada dönüp başa bakıyorum. Yani ben nasıl, niye anlatamadım? Acaba bu devlet bize hizmet etmek üzere olan bir kuruluştur. Bizim beynimize vurup baba anne falan bırakın bu numaraları. Yani bize hizmet etmek zorunda. Bizim istediğimiz gibi değiştirmek zorunda her şeyi. Yani bunun bir vatandaşlık bilinci ne yazık ki tam oluşamamış. Neyi fark ettiniz peki? Orada biraz daha yakın temas içinde oluyorsunuz çünkü. Tabii. Biraz dışarıdan yani İstanbul'da yaşamak ve buradan konuşmak, ne kadar gazeteden de duysak hani o insanları birebir konuşmak, birebir temas etmek çok daha farklı bir şey. Evet tabii öyle, ama yani bunu ilk defa yaşamıyorum. Çünkü ben tiyatroyla bütün zaten Türkiye'de turne Türkiye'ye yaptım. Gelmez, değil mi? Ve evet, ya da bir film çekmek için mesela gidip bir yerde 2 ay kalıyorsunuz. Bu sene Kütahya'da işte 1,5 ay kaldım. Daha önce Malatya'da 2 ay yaşamıştım. Nurhak Dağları'nda ben nereden gidip yaşayacağım yani? Oradaki insanlara temas. Yani tiyatro ve sinema dolayısıyla epey bir zaten dokunur yani temasım vardı. Değişik çevrelerden, değişik sosyal gruplardan insanları. Benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Şimdi siz bu en başından konuştuğumuz çocukluk, işte gençlik, evlilik ve işte bu devam yaşam içerisinde en rahat döneminiz hangi dönemdir aslında? Kendinize en iyi ifade edebildiğiniz. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yani hayatta böyle bir şey yok, rahat mahat. Ben onu bir kere söyleyeyim yani. Hani zannediyorsanız ki şu yaşa geleceğim de rahat edeceğim. Yani katliyen böyle bir şey değil hayat. Yani her an size en pis şeyi çıkarmakla meşgul yani. Her şeye hazırlıklı olmak lazım. Onun için öyle bir rahat falan yok, ama tabii evet, şu anda mesela aslında bu sene için, bu sezon için diyebilirim ki şu ana kadar oldukça rahat ve rahatım. Yani kendinizi belki de en iyi ifade ettiğiniz dönemlerden biri gibi geliyor, değil Yok, mi? hiçbir zaman yeterli kadar ifade edemiyorum. O yani benim en büyük eksiğim. Neyi söyleyemiyorsunuz söylemek istediğiniz mesela? Geçenlerde mesela bir tane canlı yayına katıldım. Süheyl Batum, Ufuk Uras, Müjdat Gezen. 2 tane politikacı, 1 tane meddah. Benim orada ne işim var? Şimdi ben böyle hazır cevap falan biri değilim ki lafı geçmek. O canlı yayın bittikten sonra benim bir haftam, ben şunu söyleseydim, ah bunu nasıl aklıma gelmedi diye kıvranmakla geçiyor. Hala düşündüğümde sıcak basıyor. Ve katiyen bir daha katılmamaya karar verdim. Çünkü benim işim bu değil. Aslında değil, ama sonuçta duyarlılık, asgari bir insani duyarlılık üzerinden de bunu yapıyorsunuz ve ben en son söyleşilerinizi, tabii ki sinema ile ilişkili olmayan söyleşilerinizi, gayet duyarlı ve hani gayet bu işten, bu işi çok sıkı takip eden bir insan olarak, bilmiyorum, röportajlarınızı en son ben onun üzerine okuyorum. Belki de insanların kafasında artık direkt bir oyuncu Lale Mansur takısının yanına bir de bu tarz bir kimliği olan Lale Mansur geliyordur. Onunla da ilgisi var bence. Ya ben zaten hani gerçekten hiçbir şeyle ilgilenmeyenlere biraz şaşırıyorum yani. Ben mesela eğer böyle bir yani siyasete ilgi yani olan bir tane ilgi duymamış olsaydım, o zaman hani kedilerim var, hayvanları çok seviyorum, hayvan hakları ile ilgili uğraşırdım. Hayvanlarla bir temasım olmamış olsaydı, doğayı çok seviyorum, doğayla ilgili bir şeyle uğraşırdım. Yani boş duramazdım gibi geliyor. Yani gibi gelmiyor, öyle muhakkak. Çünkü Türkiye'de yapılacak o kadar çok fazla şey var ki, yani bir ucundan tutacağınız çok fazla. Kadın haklarıyla uğraşırdım. Yani gider kaderle birlikte çalışırdım. Yani yapılacak çok şey var. Ya da şeylerle engellilerle diyordum eskiden. Şu anda daha iyi bir kavram var. Engellenenler. Çünkü onlarda bir engel yok. Evet. Yani biz de
orada öyle bir kaldırım olmadığı için çıkamıyorlar. Evet. Yani biz onları engelliyoruz aslında. Onlarla ilgili çalışabilirdim. Yani yapacak o kadar çok şey var ki. Hiç yazmayı düşünmediniz mi? Ah, onu hiç beceremiyorum kesinlikle. Aslında Yani yazabilseydiniz o belki şekilde ifade şekli keşke yani sorunuzu. kendimi öyle ifade edebilseydim çok iyi olurdu bence de. Ama maalesef öyle bir yeteneğim yok. Siz bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorum herhalde değil mi? Siz aslında Cumhuriyet okuluydunuz değil mi? Oh, Belli bir 1000 yıl dönem. önce Evet. evet. Sonra Yani bu. Uğur Mumcu öldürülmeden önce falan. Sonra o Cumhuriyet çok devletçi bir çizgiye gidince orada yavaş yavaş yani bir işlerin yolunda gitmediğini bana göre yani bu kadar devleti korumanın değil insanı korumanın yani bizim vatandaş olarak bizim korunmamız gerekiyor. Peki Öyle devletin manevi falan öyle bir şeyleri medya yok. için ne düşünüyorsunuz genel Ceza anlamda? yani çok kötü. Yani genel olarak gerçekten utanç verici. Yani taraflı, gayet taraflı olduğunu mu? Taraflılığı bırakın seviye olarak çok feci. Yani en iyi haber kanallarında dahi soru sormaktan aciz bir takım insanlar var. Yani karşılarına alıyorlar birini. Yani şu anda mesela neydi kadın? İklim Bayraktar'la ilgili bir iş Evet. çıktı ortaya. Şimdi kimse demiyor ki burada ya bir dakika ne demiş Kılıçdaroğlu? Demiş ki sen git kendi imkanlarınla yap. Ya biri bunu nasıl söyleyebilir bir siyasetçi? Buraya hiç kimse takılmıyor. Herkes bel aşağıda. Yani Deniz Baykal sarkıntılık yapmış mı, yapmamış mı bilmem ne mi falan filan. Yani hakikaten utanç verici. Yani zaten çok abaza bir toplumuz. Yani medyada da bunun bütün deformasyonunu görmek mümkün. Yani esas iş gözden kaçıyor. Ya da bir MİT'çi tutuklandı değil mi? Bak hiç tıs yani. Herkes iklim Bayraktar varsa yoksa onu mu dedi, bunu dedi. Öteki kim? AKP'li kim? Bilmem. Ya Peki gündem bu mu? var mı böyle okuduğunuz, takip ettiğiniz yazan, çizen ya da gazete, medya Tabii kimi? ki yazarlar var. Yani Taraf Gazetesi'ni alıyorum ben. Onun dışında zaten birçok yazarı da internetten takip etmek mümkün. Birçok yazarı da dışarıdan takip ediyorum.